مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين Muhammedin ve ve sahbihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şan şerefini ve mucizelerini beyan sadedinde yazılmış olan kıymetli kitabımız şifa Şerif dersimiz devam ediyor. Allahu Teala Hazretleri tamamını göstersin fazlu keremiyle yani hakikaten büyük bir kitap yüklü bir ders <laughs> ama inşallah Rabbim hayırlı uz uzun ömürler verir de bizlere bu kitabı tamamlamayı ve katmetmeyi lütfu keremiyle ihsan eder amin Allah'ım salli ala Muhammed ve aleyhi ve sellem. Faslun bu fasıl ne hakkındadır? Fi nebaheti aklihi sallallahu teala aleyhi ve sellem kainatın efendisinin aklının üstünlüğünün beyanı hakkındadır. Tabii metinde böyle geçe, geçen yer de var ee, bazı kitaplarda da faslun bu fasıl fi usulil ahlak ahlakın temellerini beyan hakkındadır yani güzel huyların tabi teferruatına girmek mümkün değil ama temel kaideleri <laughs> nelerdir bu hususta beyan ediyor tabi işine nereden bakarsanız bakın nereye geliyor? Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem aklının üstünlüğüne geliyor. Şimdi emma aslu furu'iha ahlakın dallarının temeli da ve unsuru yenabi'iha bütün güzel huyların yemburlerinin pınarlarının temel unsuru, aslı ve maddesi daha ve nuktatü dairatiha dairesinin noktası yani daire yuvarlak böyle o dairenin noktası yani merkezi bütün ahlak diyelim güzel huylar cömertlik, <laughs> cesaret işte hilim yani halimselimlik, ...insanda ne kadar güzel vasıf... ...olabilirse... ...bunların dallarından gel gel gel... ...aslını ararsan... ...bütün pınarlar... ...oradan buradan su akıyor falan... ...aslına gidersen... ...nereden kaynıyor... ...ve bunu bir daire düşün... ...o daire bütün güzel ahlak onun için almış... ...e bunun merkezi noktası demek merkezi... ...merkezini ararsan neymiş... ...fel aklı akıldır... ...e zaten akılsız da hangi güzel ahlak olacak... ...yani... Bilerek bir şey yapmıyor ki irade yok yani. Ellezi öyle bir akıl ki minu ondan yenba'ithu e, neş'et eder. Ne el-ilmi ilim. İlim demek külliyatı bilmek. Yani temel meselelerin bütün <laughs> yani bütün külli kurallar diyelim ki güzel ahlak işte efendim bir külli bir kavram. Ondan sonra efendim Salih ameller külli bir kavram İman külli bir kavram Altında ne var? Vel marifetü marifet Marifet ne demek? Cüz'iyatı bilmek Yani güzel ahlakın teferruatına giriyorsun Burada sayıyorsun işte 30 tane 40 tane 60 tane Allah'ımızın ahlakıyla ahlaklar alalım 160 tane huyu var İşte bir güzel huyundan takınan cennete girer Falan adı şerif var ya Bu cüz'iyata girdin buna adı marifet oluyor Ama ilim de olsun Yani külli meseleleri yani güzel ahlakın bütününü kavramak olsun marifet e bunun bütün detaylarına inip 160 tane güzel huy var bunlar nelermiş diye detayı bilmek olsun hepsinin neşet ettiği çıkış noktası akıldır aklı olmayan onun külliyatını da bilmez bırak cüz'iyatını güzel ahlak neymiş yani akılsızlar onun için e, akıldır dolayısıyla onun için hadis şerifte buyuruyor ki مَا كَسَبَ شَيْهُنْ اَحَدًا مَا كَسَبَ اَحَدٌ شَيْهَنْ اَفْطَلَ مِنْ عَقْلٍ يَهْد۪ي Rada. Yani bir kimse kendisine doğruyu gösteren ve kendisini helak çukurundan yani batacağı yerlerden geri çeviren akıldan daha üstün hiçbir şey kazanmamıştır. Yani burada ne anlaşılıyor? İnsan tabii anasından doğmuş Akıllı doğan var, akılsız deli doğan da var. Ama burada şunu söylüyor. Aklını geliştirmen lazım. Yani Allah'ın sana verdiği akılla bir şeyler kesbetmen lazım. Ne kesbeteceksin? Bak akıldan daha büyük bir şey demez. Kesip kazanmak. E demek aklının ilerlemesini kazanıyorsun. Çünkü bu nereden anlaşılıyor? İşte namaz doğrudur. <laughs> Az kılıyorsun. İçki kötüdür. Geri duruyorsun. Hep bunları akılla buluyorsun. E sen bunu geliştirmen lazım. Akıl her yerde devreye girip hani Risale-i de der el aklim ma yubaiduk Ama Akıl seni uçurum yerlerinden, tehlike yerlerinden uzak tutana derler. <laughs> yani hiç akıllı gelip göz göre göre çukura düşer mi? İşte o demek demek sende akıl varsa böyle. E peki akıllı adam nasıl içki içiyor, kumar oynuyor, zina diyor? Çünkü o, halbuki o işler nedir? Cehennem çukuruna onu atıyor. Ama demek ki aklını geliştirmemiş. Hidayete onu eriştirmiyor. Veya onu o tehlikeden geri çeviremiyor. Demek ki bu adam aklı çalışmıyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'in çok önemli bir sözü var. Çok meşhurdur. El <laughs> aklu aklani fe matbu'un ve mesmu'un ve la yenfe'u matbu'un idâ lem yekum mesmu'un ve la yenfe'u zavuş şemsi idel aynu mesdudun vel aynu mesdudun yani akıl iki türlüdür. Bir, Allah'ın senin tabiatına koyduğu anadan doğma bir akıllısın. Bir de ayet hadis dinleyerek, sohbet falan dinleyerek işte aklının melekelerini geliştirme diyorsun. O da duyduklarınla aklın, akıl kazanıyorsun. İkinci bir akıl. Üstüne kaç kat koyuyorsun yani doğuştan olan aklın. Onun için buyuruyor ki insan akıllı da olsa da tabiatında akıllılık olsa da ayet hadisten mesmuatı yoksa o tabiatındaki akıl ona yaramaz. Niye yaramaz diyor? Çünkü göz kapalıyken güneşin ziyası yaramaz diyor. Yani şimdi göz <laughs> güneş bütün dünyayı aydınlatmış. Her yer parı parı etmiş. Sen gözünü kapamışsın. Sen gözünü kapayınca güneş her yerde ışık var. Buna yarar mı? Yaramaz. E sende de akıl var. Yani ortalıkta güneş var. E sende de akıl var. Yarar mı yaramaz? E neden? E sen aklını ayet hadis dinleyerek, sohbet dinleyerek geliştirmediğin için senin aklın seni hangi uçurumdan geri alabilir? <laughs> bu yüzden bu bu noktada yani bütün e, mesele evvela akla geliyor. Çünkü aklı olmadıktan sonra başka bir fazileti konuşamayız bir adamda. Ve teferru kaynaklanır dallanır. Anhaza akıldan kaynaklanır. Yani akıl varsa ne gelir peşine? Böyle hedefi delip geçen görüş doğruluğu. insanın görüşü nafiz midir değil midir? Yani yüzeysel mi bakar olaylara? Yoksa o görüşüyle içine nüfuz edip efendim, bunun aslı nedir, esası nedir? Bunu kavrayacak bir zeka nereden doğar? Akıldan. Daha ve cevdetül fıtnati. Cevdet iyi demek, ceyit. E, fitnet, zeka demek. İyi bir zeka. Yani pratik anlayış diyelim. Böyle kavrama gücü falan. Ondan sonra bu da nereden gelir? Yine akıldan gelir. Akıl yoksa tatın olamaz bir adam. Nasıl zeki olacak? Yani her zeki akıllıdır ama her akıllı zeki değildir. Bu şey anladınız yani. Dolayısıyla <laughs> her zeki zaten üst basamakta olduğu için mutlaka akıllıdır. Ama her akıllı zeki olamayabilir. Ama hiçbir akılsız da zeki olamaz. Onun için vel isabetü isabet hakkı bulmak yani doğruya isabet. Şimdi bir konu oluyor herkes ihtilaf çıkıyor yani. Bu mu doğru, şu mu doğru? Veyahut da şöyle mi yapsak iyi, böyle mi yapmasak iyi? Şuradan arsa mı alsak iyi, tarla almasak mı iyi? Daireye mi yatırım Yani işi helal haramdan doğru dinden getirip dünyaya kadar götürebilirsin. E çünkü bir araba tercih yapıyorsun. E bir arabalık da param var. Bir atımlık barutum var. E burada doğru bir seçim yapman lazım. Ondan sonra bir alıyorsun. Bu araba anma benzin yiyormuş arkadaş. Hiç düşünmedik bunun ya. Benzin ne kadar sarfiyat ediyor falan falan diyorsun. E bir daha satsan zarar. Bir de alacak paran yok. Yani isabet. Hep bunlar nereye gidiyor? Akla varıyor. Aklı olmayan bunların hiçbirini çözemiyor. Daha basit kuzzan. Bir zan ve tahminde bulunuyorsun. Her şeye kesin karar veremezsin ki. Bazı şeyler ileriye dönük oluyor. E sen burada kaybı bilmiyorsun. Kaybı bilmeyince bir zan ve tahmine giriyorsun. Burada da <laughs> senin bu düşüncen, bu zannın yani iki tarafın birini ağır bastıracak demek. Zan o demek. Yakın şüphesiz. İki taraf yok. Kesin bu diyorsun. Zanlı işler var. E çünkü önünde bazı işler gayiptir. Bilemiyorsun. Bu sefer ne oluyor? İki tarafın biri diğerini ağır bastıracak. Burada doğru bir tercih yapabileceğim mi? Hangi tarafı ağır bastıracak? E bu da akla dayanıyor. Daha ben nazaru bakmak lil avaki akıbetleri düşünmek. Akıbet bu işin akıbeti ne ola? Sonu ne getire ne götüre. Ya bunu, bunu düşünmek yine akla dayanıyor. Daha ve, ve mesalihin nefsi efendim nefsin maslahatlerine yani ee, bakmak dil avakibi işlerin akıbetlerine ve mesalihin nefsi nefsin menfaat maslahatlerine. Yani insanın şahsının menfaatleri var. Menfaatleri ne demek? İşte şu ilacı içersem efendim e, şu derdime deva olur. İşte soğuk havaya çıkıyorum. E, kazak giyersem, yelek giyersem işte neyse üstüme şal atarsam üşütmem hasta olmam benim benim gibi avanak olmayın sakın. İşte bir şalımız almadık üzerimize. Medine'de yedik soğuğu. Bak bir aydır tüzelemiyorum. İşte insan her işte düşünecek. Arkadaş çıkıyorum dışarı. Yani hava soğuk mu sıcak mı? Benim nefsimin bunda mastahatı ne? Giyineyim mi? Soyunayım mı? Yani ince mi giyineyim? Falan falan. Yemek. Yiyeceğim şimdi burada baharatlı bilmem neli turşulu ekşili esenin zaten miden hasta. Ne peri ne lahana turşusu. Düşünecek yerde gidiyorsun turşuya yum buluyorsun. Ondan sonra sabah kadar kıvranıyorsun. Ne ettim ben ya? Ya kardeş işte akıl akıl. Akıl olduğu zaman bu işin neticesi ne olur? bunu yersem ne olmaz. Efendim iş menfaatleri e, şu arabayı alayım mı? Almayayım mı? Parayı şuraya harcayayım, mı? Yatırım şuraya yapayım mı? Yapmayayım mı? Yani senin karların nerede karların? Dini karların. Namaz kılsam mı iyi, uyusam mı iyi? Es salatu hayru minennem demişler sana. Ne demek? Namaz uykudan hayırlı. Yani kafanı çalıştır. İyiyi tercih et. İşte akıl varsa sen anlıyorsun ki namaz daha hayırlı. Nefsin menfaati nerede burada? Uyumadan mı kılmadan mı? daha ve mücadede şehveti insanın şehvetiyle <laughs> yani is kötü istekleriyle şehvet demek kötü istek. Ama senin hanımınla ...ilişkiyi canın çekiyor. E bu eğer namaz kaçmıyorsa değil mi efendim? E, kadında müsaitse... hayız nifas değilse, ters ilişki değilse e tamam buna bunda zarar yok. Bununla cihat edilmez. Bununla cihat et, etmemek lazım. Hatta bunu hemen yerine getirmek lazım. Çünkü aklın orada kalır, namazında da kafan karışır. Onun için bazı evliya Allah efendim hemen iftar yemeğini yemeden eşiyle cima ederdi. Çünkü kafası oraya takılmış. Yemekten evvel demek gücü kuvveti yerinde. O hacetini görürdü. Ondan sonra iftar yemeğini yermiş. Neden? Kafa çalışacak. Akıl nereye gidecek? Akıl akşam namazını kılayım. E aklım hanımımda. Böyle olmamalı. İnsan önce meşru isteklerini yene getirir. Neden? İşte ne buyuruyor? La salat ve hazret. Tamam. Yemek hazırken namaz olmaz. Yani ne demek? Açsın. Yemek de hazır önünde. Hadi şu namazı bir kızlı kılalım, aradan çıkaralım da yemeği uzun yiyelim. Bu Allah'a karşı terbiyesizliktir. Senin yaratılış gayen namaz kılmak. O zaman sen önce yemeğini yiyeceksin. Çünkü yemek vasıtadır. Huzura vesiledir. Sen ne yapıyorsun? Namazı vesile yapıyorsun. Hemen şunu aradan çıkaralım hesabı. Yemeğe abanıyorsun bir saat, iki saat. Halbuki ne yapman lazımdı? Ben Allah'ımın huzuruna duracağım. Aklımda yemek kalmasın. Önce şu yemeğe miyim? Peşine namaz geçmiyor. Namazımı huzur üzere kılayım. İşte şehvetle mücadele. Nefisle mücadele cihat-ı ekberdir. En büyük cihattır. Çünkü gidersin cepheye ya şehit olursun olmadınsa da gelir evine selametle oturursun. Ama nefisle cihat süresi yok, sayısı yok. Bitmez, tükenmez. Bak buluğa erdiğim günden hiç günah işlemeyeceğim ya Rabbi diye niyet etmiştim çocukken 7 yaşından beri Efendi Hazretlerimizin hocalarımızın yanında yetiştiğim için ama ne zaman bulu vereceğim, ne zaman bulu vereceğim, günahlarım ne zaman başlıyor falan falan derken birden bu günahlar başladı ve bizim frenler tutmadı. Ben halbuki sıfır günahla Allah'a kavuşmak istiyordum ama nerede? Çünkü neden? Cihat bitmiyor ki. 40 sene oldu. Ben Bulu Ereli 42 sene oldu. Yani 40 küsür sene oldu diyeyim. Ben bu cihadı bitiremem ki 90'a gitsem bile devam edecek bu. Nefsim devamlı bir şeyleri çekiştirecek canım. Gayri meşru isteyebilir yani. Evliya da olsan istiyor. Zaten niye evliya oluyorsun? O harbi kazandığın için evliya oluyorsun. Öbür türlü zaten senin canın hiçbir şey istemiyor. E senin makamında yükselmiyor. Neden? Cihat gitti. Ve Allah mücahidine alel ka'idine ecranı azıymaz. Allah o mücahitleri yani cihada devam edenleri oturanlardan çok fazla ecirle, büyük ecirle mükafatlandırdı. Onun için <laughs> buradaki manevi manası da senin canın haramlara, günahlara istekli olacak. Sen de onunla cihat edip onu yeneceksin falan. O zaman üstün oluyorsun. Kimden? Adamın canı zaten hiç zina etmek istemiyor, içmek istemiyor, kumar oynamak istemiyor, bir şey istemiyor. Bir haram istemiyor. Yani bu adamın canı çekmiyor zaten. Bunda da cihat olmuyor. Tabi bu da cennete girecek. O ayrı bir şey. Ama cihat eden eftal. Evet. Ede Cihat kimle olur? Harp düşmanla olur. Peki düşmanlarının en büyük kimdir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Nefsü kelleti beyne cembek. İki yanının tam ortasında, anlının çatında yerleşmiş bir nefsin var. Ha şurada bir damarım var. İşte o nefis sende, senin en büyük düşmanındır. O zaman cihat. Şehvetle cihat. Yani gayri meşru şehveti kastediyor. Yoksa atsın canında sütlaç istedi. Yersin ne var yani helal. Ama senin canın biraz ekşili istedi yani. Ekşili haram mı hocam? Yok ya tabir geliş konuşuyorum. Ekşili derken hafif konyak, manyak, anyak bir şeyler istedi yani. Bir çekeyim istedi. Böyle bilmem neli çikolatalar var. Bir şey diyorsun içi konyak, manyak çıkıyor. Hepsi haram, küllün haram mesela. Senin canın durmaz ki illa bir şeyler çeker. Şimdi hep bu cihat e, yani bu haramlarla mücadele gücünü nereden alacaksın? Akıldan. Haklı olmayan zaten helal alan ver Allah'ım yani dümdüz gidiyor. Daha ve hüsnü siyaseti güzel yönetim. Efendim insanın güzel yönetimi artık tabii burada kendi e, kendini değil başkalarını yönetmesi. Mesela yöneticilik vasfı. Adam 40 kişi çalıştırıyor, 50 kişi. Adam 4 bin kişi çalıştıran var. 5 bin, 10 bin işçisi olan var. E bu adam burada yani güzel bir yönetim yapması lazım. Daha ve tedbiri. Tedbir de Türkçedeki tedbir anlamına gelmiyor. Yani işlerin akıbetini düşünmek. Tedbir dübürden geliyor. Yani idbardan geliyor. En nazar fi umur ve İşlerin ardında ne var? ...bu işi ben böyle yaparım ama getirisi ne... ...bu sonrasında ne çıkabilir... ...bunu güzelce becerebilmek daha... ...faziletli e, huyları... ...iktina... ...yani yığmak... ...yığmak yani kesbetmek, kazanmak... ...yığmak... İşte çömertliğin var yanına bir de cesaret... ...yanına bir de hayır hasenat... ...yanına bir de tevazu... ...yanına bir de işte efendim güzel salih amel... ...işte yanına bir de... Efendim eşine güzel davranmak yanına bir de çocuklarına şefkat falan falan gidiyor. Bunları toplaman lazım. Ne, 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 akılsız toplayabilir bunları. Akılsız anlamaz ki hangisi fazilet hangisi rezalet Daha vete cennubur rezil durumlardan sakınmak Yani rezil. İnsan kepaze eder ya. Şimdi içki içen adam bu 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 aklık ne yapıyor yitiriyor. Akıllı kaybettiriyor Hamur, Şarabın adı hamur. Kamr diye hımar da baş örtüsü kadının. Niye hımar deniyor? Başını örttüğü için. Örtmekten geliyor. Şaraba niye kamr deniyor? Aklını örttüğü için. Lügatları geriden aynı geliyor. E şimdi sen para bulsam aklıma biraz daha ilave alırım diyor adam. Sen ne yapıyorsun? Ve zaten aklım yetmiyor. Ben şimdi aklını artırmak için deseler Böyle 5 bin dolar, 10 bin dolar bütün emekli maaşımı falan aylık vadeye bağlarım. Ölene kadar bana devam edin derim. Aklıma ilave getirsin. E bu adam ne yapıyor? Hazır aklını eksiltiyor. Çünkü bir yudum içki içeni diyor. Aklından öyle bir şey kaybolur ki diyor hadis-i şerif. Kıyamete kadar yani onun kıyameti. Ölene kadar aklına o ilave dönmez. Rezilliklerden sakınacaksın yani. E sen şimdi ne demek rezillik? Sarhoş olunca ne oluyor? E baş gözün sallanma sağa sola. Rezil oluyorsun. Adam ne yaptı? Gitti sızdı tuvalette. Düştü. Köpek de geldi. Onu yalıyor. O da diyor ki zahmet etmeyin efendim. Zahmeti bir adam geldi onun terini siliyor. E böyle rezillik olur mu? Zerre kadar aklı olan bu rezilliği alıp millete ele güne rezil rüsva olur mu? Ondan sonra sarhoş olmuş böyle ağzına da bir et almış. Eti çiğneyecek gücü yok. Alıyor buradan köpek ağzından eti alıyor. O da yani köpeğe ne yapıyorsun ya? Diyecek mecali yok. E bunlar. Köpek suratına işiyor. Ondan sonra o da abdest alıyorum zannediyor. Böyle sıvazlıyor. Bismillah falan hareketleri yapıyor. Demek namaz kılan abdest alan bir adammış. Kafayı bulmuş. E şimdi böyle akıl, akıl, akıl. İşte akıl şarapla eksiliyor. Rakıyla eksiliyor. Birayla. Eksilince ne oluyor? Rezaletler oluyor. Ondan sonra o kavga, gürüldü. Gidiyor, anasıyla zinaden var. Anası olduğunu bilmiyor diyor ki kitapta. Anasını hamile bıraktı diyor. Tabii ondan sonra ayıldı diyor. Vay ben ne yaptım? Kendi eli kesti diyor. Yani bunlar yüzlerce sene evvelki kaynaklarda geçiyor. Demek ki bütün bu rezilliklerden sakınmak aklı çalıştırmaya bağlıdır. Fakat eşarna geride bir işaret ettik ila mekani o, onun konumuna. E, aklın konumu yani kimden minus sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisinin aklı nasıldı mesela ta ve buluğihi onu ulaşımına minu akıldan yani o aklın kemalinde mükemmeliyetinde zirveye ulaşması ve minel ilmi ilim hususunda el gayete nihai noktaya ulaşması elleti öyle bir nihayet ki lem yebluğa ona ulaşmamış beşerun hiçbir insan sivav onun dışında İbrahim aleyhisselam bile olsa Nuh aleyhisselam olsa Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bile olsa ki ölül azm peygamberler bunlar bile o noktaya ulaşamamıştır. Şifa Şerif derslerinin bayağı gerisinde yani tabi bu 3-4 sene ara verildi. Ondan evvelki söylüyorum. Yani 2010-2011 derslerinde tam dersin haftasını aynı bilmiyorum. O ders geçti. Yani Efendimiz aklının üstünlüğü. Hatta işte ulema evliya diyorlar ki herkese verilen akıllar toplansa ee, onun aklının işte binde biri etmiyor. Bütün dünya aklı yani. Öyle bir akıl vermiş Sallallahu aleyhi veiz veiz çünkü veiz celaletü mahalli... veiz celaletü mahalli onun bulunduğu yerin büyüklüğü minzali akıl noktasında ve mimma o şeyler ki teferra meydana geliyor minu akıldan doğan işte demin dediğim akıldan doğan bütün faziletlerin saydık 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 işte zeka, hafıza, isabet akıbetleri düşünmek, şey nefisle cihat, işte güzel siyaset, güzel yönetim, faziletleri toplamak, rezilliklerden sakınmak. Yani ak akıldan kaynaklanan bu konuların hepsinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki üstünlüğü mütehakkıkun kesinlikle bilinmektedir. Gerçekleşmiştir. O, o konunun bilgisi herkes de tahakkuk etmiş. Ama kime göre tabi? E ben böyle bir şey duymadım. Nerede duyacaksın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklının kemalini? Nerede duyacaksın? Orada onu bunu duyarsın işte. Ve şu anda efendim adamları hiçbir altyapısı yok, kültürü yok, bilmem nesi yok. Kitap yazmışlar. İki deriz şu kitap, bu kitap. Bütün onları yutsan gram kadar aklın atmaz. Olan aklını da götürürler. Adamlar. Ajan, macan, devletin casusluklarını yapan adamlar kitap yazıyorlar. E bununla bunları okursan sen ne anlarsın arkadaş? Bu nerede gerçekleşmiş efendim sanasının aklının büyüklüğünü kim anlar? Endemen o kimse anlar ki o kimselerin nezdinde tahakkuk etmiştir ki tetebbe iyice araştırır. Neyi mecari ahvali kainat efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem hallerinin e, durumlarının vaziyetlerinin e, ade, e, cereyan ettiği noktaları cereyan yani adetleri neydi? Neler yapardı? Nasıl oturup nasıl kalkardı? davet tırade siyerihi siyer yani onun yaşantı tarzı bu onun yaşayış tarzının ne yapacak? izini sürecek. İttirat yani peş, peşine eklenmek. Devamlı işte o işte hangi gazaya gitti? Harpte ne yaptı? İşte suhte ne yaptı? İşte efendim Medine'de ikamette ne yaptı? Hicreti nasıl oldu? Öncesi nasıldı? E bunları araştıracak. daha ve tali'a diyecek edecek. Neyi? Cevami'a kelami'i. Onun sözlerinin camilerini. Cami demek ütü ütü cevami'a bana kimseye verilmeyen bir şey verildi. O da nedir? Kısa bir sözle ne yaparım? Ciltler dolusu kitap içinde ilim toplayan kelam sarf ederim. Yani bu hususta tabii özel bir e, kitaplar yazılmış. Hadislerin içinden seçmeler. Ma kalle ve kefa hayrun min ma kethura ve elha. Az olup yeterli olan, çok olup meşgul edenden hayırlıdır. Hadi bakalım iki cilt şerh yaz. Yani böyle kısa konuşur, ve o kısa konuştuğu mesela acayip bir şey yani. Elhamdülillahi rasulda tedavinin başı perizdir. El müeddetü Mide bütün hastalıkların yuvasıdır. Falan falan. Do tıp dersini aç. Bir cilt kitap yazılır. Onun onun camiyetli sözlerini inceleyecek. Daha ve husne şemaili güzel şemailini yani sıfatlarını efendim ne diyeyim sana e, yani bu şeye de girebilir. E, fiziksel özelliklerini mübarek gözünün kaşı nasıl olduğunu burnunun nasıl olduğunu ağzının nasıl olduğunu yani güzelliklerin onda toplandığını daha ve bedaiası yerihi efendim e, onun eşsiz eserlerinin e, yaşantı tarzı siyer yaşantı tarzının eşsiz e, hallerinde kitaplarda yazılmış olanları daha ve hikeme hadidi hadis-i şeriflerinde bulunan hikmetleri bir milyon hadis var belki fazla. Bir bunların hepsinde bir hikmetler var. Bir iki amal bin niyat ameller niyetlerledir. Niyetlere göre dire bir cilt yazılıyor. Tek hadise bir cilt şer yazmış alimler. Benim kaç de kaç cilttir. Başka da benim görmediğim var. Yani bir çocuğa demiş ki işte mesela kuşu varmış onun sevdiği kuş ölmüş falan. Ona işte bir tabir etmiş ona. Ma fa'alen nuhayr diye geçiyor. Bu hadisi mesela lügatını, edebiyatını, tasatını, belagatını, işte o çocuğa yaklaşım tarzını vesaire vesaire. Bir cilt şerh gördüm. Ya Umayr, ma fa'alen nuhayr. Mesela demiş. E şimdi kuşun ne yaptı? Yani öldü mü kaldı mı? Şimdi bu şeyler hadislerin hikmetleri. Lukat bakımından, istilah bakımından, işte beni fasahat, belagat, mani, beyan, bediye bakımından, ondan sonra fıkıh bakımından, helal haram hüküm bakımından vesaire vesaire. Ve ilme onun bildiğini, onun ilimlerini efendim inceleyecek. Ne ne bima o şeyler ki fit Tevrat. Tevrat'ta olanları biliyor. Vel İncil, İncil'de olanları biliyor. Tabel küçükül münezzeleti. Allah tarafından indirilen diğer 104 kitap yani yüz tane suhuf sayfeleri biliyor. Daha ve hikemil hükemai felsefecilerin, filozofların vesair hükmet sahiplerinin bütün hikmetlerini biliyor. Yani, Daha ve vesiyeril ümemil haliyeti, geçen ümmetlerin tarihçesini biliyor. Ve eyyam onların önemli günlerini, harpleridir, helaklarıdır, kafalarına taş yağıp batırılmalarıdır o günlerini biliyor. Daha ve darbil emsali, misaller dar bu mesel atasözlerini biliyor. Hadisleri incelediğin zaman böyle Arapların o geçmiş Adem Aleyhisselam'a kadar bilir yani. Hepsini biliyor. Allah Teala bana bir tecelli etti diyor. Falim tükürleşi. Her şeyi bildim diyor yani. Onun için bunları inceleyeceksin. E daha ve siyasatil enami insanları nasıl yönetmiş? Köleye nasıl muamele ediyor? Efendiye nasıl muamele diyor? Komutana nasıl muamele diyor? Kralla nasıl görüşüyor? Cık. Değil mi? Sa'd ibn geliyor. Kumu lise gidiküm. Efendinize ayağa kalkın. Yani Ensar'ın efendisi. Efendinize ayağa kalkın. Bak o geldi diyor. Yani insanların e, nasıl nâs alâ kader İnsanlara akıllarının aldığı ölçüde ve nispette konuşun diyor. Mesela ne, ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, enzilün neyse menazilim. İnsanları yakışan yerlerine yet yerleştirin diyor. Mesela ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Evet, yani şimdi aklıma gelenler. Şehirlerde yazmıyor bir şey de. Burada şehirler zayıf gitti. Ee, ne, ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Ekrimu seyidel kavm Yani bir kavmin efendisine değer verin. Çünkü bir topluluk geliyor. Onlar da birini başlarında efendi olarak ona bağlılar. Sen gidip ona hakaret edersen onun adamların hepsi ne sana iman eden, ne sana hürmet eder. Bu bizim efendimize büyüğümüze adamı saymadı der. Bir kavmin efendisine değer verin. Yani bunlar çok önemli siyasetler. Bunlar mesela irhamu azize kavmin kadzelle. Önce aziz iken, zengin iken, güçlü iken sonra zelil duruma düşmüş, iflas etmiş, parası bitmiş, itibarını kaybetmiş insana acıyın. Çünkü hakikaten çok büyük ezikliğe düşer, acıma hak eder. Daha ve <laughs> Şeriatları nasıl yerleştirmiş? Şeriat hükümler demek. Helallar, haramlar, hükümler. Sırf Bekara suresinde 4000 tane mesele var. Bin tane emir var, Bin tane neyi var, Bin tane hüküm var, Bin tane haber var. Kısa. Yani çıkıyor. Sırf Bekara suresinde. Yani onların hepsini o çıkarıyor tabii. Sen onu 4000 değil dört tane bulamazsın hatta ve el adabin nefiseti çok değerli edepleri kökleştirmesi yani onları yerleştiriyor edep edep şey yemek yerken adab nedir işte efendim e, önünden ye ey diyor ey çocuk sen milla besmele çek ondan sonra ve mimma yelik senin önüne nere geliyorsa oradan ye ne yapma Kaşığı böyle bütün milletin bir tabaktan yenirken karşı tarafın ta önüne götürme. Önünden yediyor. Değil mi? Yani işte daha bunun gibi ne edepler canım. Aman ya Rabbel Alemin. Yani onun sonsuz edepleri bütün hadis-i şeriflerde geçen edeplere efendim misaller ararsak çıkamayız işin içinden. Ondan sonra işte efendim, kavga etmeyin. Efendim, ne buyuruyorum? Tehadev, tehab bu. Hediyeleşin, sevişin. Yani birbirinize hediye verirseniz, birbirini seversiniz. Hediye adama, hediye edeni hatırlatır ikide bir. Böyle neler neler, binler, on binlerce edep. İşte aşure gününde gusül alın, şu cuma gününde banyo yapın. İşte efendim, neden? Korkmayın, suda kıt. Ama camiye görüyorsunuz millete korkma. İşte soğan sarımsak yiyen camiye gelmesin. Neden ağzının kokusu saftaki adama eziyet verir falan. Her şeyde edep öğretiyor. Yani yatak odasından tuvaletten başta yatak odasından çık. Her şeyin edebi var, adabı var. Ne yapmayın? Çırılçıplak soyunmayın diyor. Değil mi? Ondan sonra mesela cimağın bile edebini öğretiyor. Eşinizle direkt botozlama ilişkiye girmeyin diyor. Ha sizin deyiminizde ön sevişme yapın. Çünkü bu hadis-i şerif emrediyor bunu. Sakın öyle ne yapmayın. Eşinizi tatmin etmeyecek şekilde girişimler kendini tatmin et yat aşağı. Mesela bunların hepsi edep edep. Kul hakkına da giriyor bir yönden bazı konular. Ama bunları hep o öğretti. Da ve şiyemil hamideti ya Endülüs İslam Devleti Resulullah Efendimizin tabi sahabesinin tabiinden sonra kurulan o devlet olmasa Avrupa Hamam bilmiyor, tuvalet bilmiyor, banyo bilmiyordu. Yıkanma bilmiyordu Avrupa. Her şeyi ondan öğrendiler sallallahu aleyhi ve sellem. Ve güzel huylar. Efendim, e, güzel huylar. İlâ fünûnil ilmi. Daha bu nereye kadar gider? E, güzel huylar yani bunu saymakla bitir bitirilemeyiz. Efendimiz, e, insaflı olmak. Adaletli olmak. Bu minş, el insaf minşiyemil min eşrafi şiyem. Yani ne diyor? Min şiyemil eşraf. Yani kim şerefliyse o insaflı olur. Çünkü insaf şereflilerin şiimetindendir. Yani adetindendir. E bunların hepsini öğretiyor. İlâ on ilim. Daha burada dünya kadar ilime gidebiliriz. Elleti öyle ilimler <laughs> itte gaze edindi ehluha. o ilimlerin ehli neyi ve aleyhisselam Resulullah'ın sözlerini Fiyâ, o hususta kudveten rehber edindi. Yani bütün doktorlar, tabipler ne yaptı? Mide hastalığın yuvasıdır, perizer devanın esasıdır. O tıp orayı esas alıyor. Mesela e, <laughs> e, ve işareti daha onun işaretlerine bakabilirsiniz. Bütün o işaret ettiği hususlar ne oluyor efendim sözleri arasında işaret ettiği konuları e, ne yapıyor e, o konunun o ilmin iltisat sahipleri e, hücceten, kendine delil kabul ediyor e, efendim ne gibi kel ibareti. yani e, güzel konuşma sanatı da olabilir rüya tabiri olabilir burada ee, rüya tabiri manasına gelmiş. Evet. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın tabirinde bir devleti yedi sene milleti kıttıktan ölecekler kurtardı. Bir rüyanın tabiriyle yedi inek meselesi. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etme rüyası gibi. Ee, ama allah Teala ona ben sana fidye gönderdim tamam kesme. Emre'de ne kadar İbrahim Aleyhisselam kesmeye davrandı. Hatta bıçak niye kesmiyor diye de kızdı yani bıçağa. Çünkü tabir edemeyince aynen gerçekleştirmeye çalışıyor. Onun için tabir ilmi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en büyük ilimlerindendir. Rüya tabir ilmi ondan sonra karanlık görmek işte şeytandan. İşte efendim ee, yani burada karışık rüyalar var, tevili olmayan rüyalar var. İşte efendim e kahinat efendi sallallahu aleyhi ve sellem sorarlardı. Sizden bu sabah bu gece rüya gören var mı? Gelin tevil edeyim. Dediler ki, işte birisi dedi ben dedi bir rüya gördüm. Ben Hazreti Ömer görmüş yani. Ee, işte eteğim yani giydiği şey fistan eteğim yani şeyimi geçmiş. Ne onun adı? Ayaklarımı geçmiş yani çok uzun. Mesela ne buyurdu ona? Senin e, bu tesettür yani bu elbise seni örtüyor. Bu da şeriatın örtünme emridir. Dolayısıyla sen senin dini efendim e, hassasiyetlerin çok gelişmiş. Senin takvan kemale ermiş yani. Dinle tabir etti. Elbisesi biraz yukarıda olsa içine doğru falan böyle öyle. Ne kadar geri gelirse o kadar takva değil yani. O kadar helal aram gözetmiyor. Yani mesela onu tabir ediyor. Her gün böyle sahabeye sorardı. Tabir ettirdi sallallahu aleyhi ve sellem. E, tabir ilmi. Tabi tıp bir tıp doktorluk. E, demin dedim bütün tıp ilmi bir hadis-i şerife dayanıyor. Ondan sonra vel hesap. Hesap ilmi. Yani işte şimdi sizin e, matematik dediğiniz o bu hususta e, efendim hadis-i şerifleri var. Tabi vel feraizi. Feraiz ilmi. Yani feraiz ne demek? Adam öldü mirastan kim ne kadar alacak? Bütün bunlar mesela o zamana kadar cahiliye Araplarında tutturan tutturan ağa alıyor hepsini götürüyordu. E anaya ne düşüyor, babaya ne düşüyor, karıya ne düşüyor, kocaya ne düşüyor, oğula ne düşüyor, amca oğluna bilmem nesine, kuzenine yeğenine kalıyor mu falan. E bu hesapların hepsini o öğretti. Ad kelimelerin ışığı altında e, onları beyan etti. Ondan sonra Allah muallimül hesap. Mesela Hz. Muaviye hakkında yaptığı duada Ya Rabbi ona hesap ilmini öğretti. Ve kıyla azap ona azaptan vikayet. Yani sahabeden bir zata özellikle matematiği çok iyi bilmesi için Allah'a dua diyor. Kendi zaten bu işlerin hepsini biliyor da ona da onu özel mesela. Şimdi Hz. Muaviye'deki kim bilir hesap ilmi nasıldır hani. Adam diyor ya adam orada e, hesap makinesi almış yapıyor. Öbürü orada kafadan yapıyor ondan öne geçiyor. Erbak ona Cekim Ahmet bir öyleymiş. Adam da makineye uğraşırken o hesabı söyler sana. E çünkü zeka çok gelişmiş olursa falan. Yani senin makinen şaşırır, o adam şaşırmaz yani. Tabi makine niye şaşırsın? Düğmeye yanlış basarsın bir tanesini ondan şaşırır. Veya bir noktayı başka yere koyarsın. 10 bin olur, 10 10.000 10 milyar. Sıfır fazla gelir. Onun için hesapta eşsiz farazi ve nesep soy ilmi. Ya insanların soyunu başlıyor, kendi soyundan soyuyor, Adnan'a kadar götürüyor. Oradan geriye kadar tabi yine onun sallallahu aleyhi ve sellem verdiği bilgiler doğrultusuna soy ilmi bütün insanlar soyunu sopunu kaybetmiş. Ondan öğreniyor yani. Sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. İşte Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlu kalmış. İşte ondan bütün dünya türemiş. İşte Yafes Türklerin babası. İşte Sam Arapların babası. Yahudilerin babası gibi. Yani her şey onun öğrettiği ilimlerden müstefattır. Ve <laughs> gayri zalik. Ta neler 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 mimma o kadar ki senübeyyinu yakında beyan edeceğiz onu fi mucizati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri bahsine gireceğiz diyor. İleride inşallah teala o mucizeleri açıklarken bunları de, efendim detaylandıracağız. Düne talim mühim mesele şurası. Bir öğreten yok. Öğretme olmadan. Ve la ...müdarase... Müdarese yani ders çalışma yok. Kitap okuyup böyle hafızlar gibi bilmem ne. Hiç ders çalışma yok. Daha vele mutalaati kütübü mentekattem. Geçmişlerin kitaplarını gözden geçirme yok. Zaten ümmiyi versen okuyamıyor. O da onun en büyük mucizesi. Okuyabilseydi oralardan topladı derlerdi. He. Velel oturma yok. ile ulemâim. Tevrat bilenlerin o zaman zamanında çok Yahudi alimleri var. Şimdiki gibiler değil tabi o zamankiler çok detaylı bir şeyler biliyorlar Tevrat'ı falan. E, onların alimleri, Hristiyan alimleri ki o daha yakın bir İncil kitabı daha yakın ona 500 senelik 600 senelik o arada çok rahipler şunlar bunlar var işte Varaka abi İbni Nefel Hatice annemizin amcası mesela e, o, o da o, o İncil ulemasındandı e, hemen ilk vahiy geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya ne oldu bana bu vahiy nereden geliyor yani melek göründü ona ben acaba aklım yerimde mi ya hani aklıma mukayyet ol ya Rabbi çünkü melek geldi ufku kapattı yani bir de sıktı onu falan acayip şey. Doğru korktu ve Reka Hazretleri'ne götürdü Hadi anamız O da ne dedi? Ne dedi? Dedi ki eski peygamberlere gelen namus Ekber. Yani Cibril Emin gelmiş sana dedi mesela. Çünkü ilk orada bir teselli için ne oluyor bana acaba? Bir bilene gitsem ya. Ben de acaba bir delirme cinlenme belirtileri mi oluyor falan falan diye düşünebilir ilk Cibril'i gördüğünde. O zaman ve Hazreti Veraka ona iyi beyan etti. Ama bu konuda zaten Varaka Hazretleri hemen vefat etti daha. Hatta dedi ki senin ümmetin seni bu millet seni çıkaracakları zaman keşke ben de sağ olsaydım da sana yardım edeyim. Ne diyorsun ya beni Mekke'den mi çıkaracaklar dedi. Evet dedi senin getirdiğin davayı dini hangi peygamber getirdiyse onun memleketinden sürgün ettiler dedi. Onun için seni de çıkaracaklar dedi. Çünkü o eski kitapların ilmine dayanıyordu ve Efendimiz iman etti zaten Müslüman oldu artık ona Nasrani Hristiyan denmez. Böyle bir alimler var ama hemen o vefat etti zaten. Çok yaşlıydı. Dolayısıyla hiçbir Tevrat ve e, İncil aliminin dersine oturmuş değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Mekke'de yok. Yahudiler Medine'deydi. Kaleleri, kuleleri. Mekke'de Yahudi falan yoktu zaten. Yani ki bir Tevrat ilminden bir şey sorsun. Bel, bilakis o neydi? Nebiyyün. Peygamberi, ümmiyyün. Ümmiyyün, Okuma yazma bilmez. O da mucizesiydi. Lem yoğraf. Tanınmamış, meşhur olmamış bir şeyin minzalike. Bu saydıklarımızdan hiçbiri hakkında duyulmamış. Ne ders okuduğu görülmüş, ne bir alimden yanında dinlediği görülmüş, ne birinin öğrettiği görülmüş, ne kitap çalıştığı görülmüş. Hatta şeraha nihayet ne olmuş? Şerh etmiş Allah Allah sadrı. Onun göğsünü, gönlünü öyle bir geniş etmiş ki dünya, ahiret, 18 bin alem onun göğsüne koysan bana mısın demez. Allah açmış. Ve ebane açıklamış Emrav'ı onun şanını yüceltmiş. Ve alleme öğretmiş hu ona. Bütün bilmediklerini öğretmiş. Herkesin bildiklerinden fazlasını öğretmiş. Ve ikra okutmuş hu onu. İkra oku demiş. Ben okuma yazma bilmem demiş. Cibril'e mâne bir karin demiş. Bir daha sıkmış. Bir sıkmış kemikleri birbirine girmiş. Oku demiş. Cibril manevi karin ben nasıl okuyayım okuma yazma bilmem demiş. Üç kere olunca ikra bismi rabbikellezi halek halekkel insanem ne alek ikra ve rabbukele Ellezî lezi alleme bil kalem allemel insan ma alem ya İlk nazil olan beş ayet. Oku. En kerem sahibi Rabbinin ismiyle oku. İnsana bilmediklerini öğreten Allah sana her şeyi öğretecek şimdi. Okurmuş. muzalike zelike. Yulemu anlaşılıyor zelike bu durum. Bil Ara, e, gözden geçirmeleri artırırsan ve bahsi araştırırsan min hali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşantısını zarureten yani mecburen anlarsın. Kesinlikle anlarsın ki doğuşundan beri bütün milletin gözünün önünde. Bir de Abdülmuttalib'in yetimi olarak da bilindiği için çok da itibar görüyor yetim olması lazım. amcaları falan çok da amcası var. Biliyorsunuz Hazreti Abdullah babasının kardeşleri Hazreti Hamza olsun. Yani Ebu Leheb amcalarındandı gerçi. Ama amcaları da çok eşraftan yani. Dolayısıyla tanınan biri herkesin gözünün önünde. O zaman bile yağmur e, duasına çıkıyorlar. Mekke kurumuş. E, dua, dua kabul olmuyor. Bir damla su gelmiyor. E, ne yapıyor? Ebu Talip amcası, Hz. Ali'nin babası. Amcası Ebu Talip zaten kavmin en şereflisi. Kalkıyor alıyor. Hemen getiriyor Efendimiz'i Kabe'nin duvarına böyle ellerini koyduruyor. Hemen yağmurlar başlıyor. Diyor ve bu yılda üstes gelikam zaman bir Sen ne beyaz, ne mübarek, ne nurlu bir çocuksun ki bulutlara bile su senin hürmetine çekiliyor. E daha bunu be, 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 çocukken yani tanınmış. O zaman sen onun e, siyerini takip ettiğin zaman e, kes zarureten yani mecburen bunu anlayacaksın. Daha ve bil burhani delille el kesin alani buvveti onun peygamberliğinin delilleriyle anlayacaksın. ...nazaran... ...nazaran... Ne zaran? Yani zarureten demek ya bu böyle olur mu? Hiçbir şey okumamış etmemiş. Bu kadar ilmi nereden biliyor? Bu kadar şeyi nereden okuyor? Ee, dediğin noktada mecburen diyeceksin ki bu buna Allah verkisi diyeceksin. Ama bir de efendim peygamberliğinin kesin delilleri var. Ayı parmağıyla yarmış. Ondan sonra daha nice mucizeler onlara göstermiş. Onlara daha ileride baştan ne geleceğini haber vermiş. Miraç hadisesi gözlerinin önünde zuhur etmiş. Ondan sonra efendim yolda develerin olduğunu, işte kaç aylık yol, şunun geleceğini, önde şu devenin olduğunu, içinde şu su olduğunu gibi birçok şeyler onlara göstermiş. Artık ne zaranda yani düşünmeyle de hani bir var mecburen bir, bir gelirsin buraya. Aa bura çok sıcak. Onu herkes anlar yani artık çok o zaman. Ama bir de var ki bir şeyi anlamak için ha burada kaç tane kitap var falan bir inceleme yaparsın. Ne hususta kitaplar var? Onda kafayı kullanacaksın. Sen istersen kafayı çalıştırarak araştır. İstersen de efendim onun siyerini araştır. Yani delillere bakma. Nasıl doğmuş, nasıl büyümüş? E bu nasıl bu kadar kitap okumuş? Milyonlarca hadisi bu kadar ilmi nereden söylemiş? Hiçbir tanesi de 1400 senedir itiraz eden yok. Edebilen yok yani. Her dediği hak ya, gavurlar bile oradan kaynak alıyor. O zaman felanü tavürü biz uzatmayacağız. Şimdi dersimizi. Neyle bir serdil ek ekasıysa. Yani kıssaları serd ederek ne demek? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilimlerinin e, e, kıssalarının acayip e, hallerinin efendim e, tek tek anlatamayız burada. Dersi uzatamayız. Daha dil kazaya. Kazıyelerin fertlerini yani ne demek şu? Yani onunla ilgili hükümlerin, e, onun verdiği hükümlerin, hikmetlerin e, fert fert tek tek şu hadis, bu hadis, şunda, şunda, şu bu ders buna yetmez, bu fasıl buna tahammül etmez. İz çünkü mecmua bunların toplamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptıkları, ettikleri, buyurdukları, söyledikleri hükümleri, hikmetlerinin toplamı ma o kadardır ki la yakulü. E, yakalayamaz o onu hasrun. Hiçbir kuşatma ona ulaşamaz. Kavrama ulaşamaz. Ve la yuhitu kuşatamaz. Bi onu hifzu cami'in. Ben mesela benim hafızam çok camiyetlidir. İşte hard disk gibi düşün. Bilmem 5 GB, 10 GB, 500 GB, 5000 GB daha henüz çıkmamış. Bilmem milyon gigabyte da çıkmamış. Hiçbir toplayıcının hafızası onu kuşatamaz. Ve bir hasebe işte onun aklına kadar mükemmeldiyse o aklın nispetinde kânet oldu. Ma'arifu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendim sallallahu bilgileri, bildikleri efe, Efendim efendim ilâ sâirimâ aklından gelen zaten hafızasının güzelliği ve çağır ve çağır aklı mükemmel. Daha peygamber olmadan evvel ondan akıllı bir insan yok dünyada zaten. Herkes her iş ona soruyor. Kavga çıkıyordu acele esvedi. Her kabile diyordu ki bir şey edelim. Köşeye biz takalım. Az daha savaş çıkacaklar. Silahlandılar. Dediler soralım. Daha gencidi. Dedi ki efendim şimdi hepiniz dedi böyle bir çarşafın üzerine koyun. Herkes bir ucundan tutsun dedi. Ondan sonra ben dedi en son noktada ben yerine yerleştiririm dedi. Kimse de itiraz etmedi mesela. Orada bir kavgayı önledi iç savaşı. Yani onun zaten aklından gelen aklının büyüklüğünden gelen marifetleri var. Ama bir de buna ne eklenmiş? İlâ sâirimâ diğer o şeyler ki alleme öğretti ona allah Teala. Allah'ın bir de diğer öğrettikleri nübüvvetten sonra. Ve hatta vakıf ettiği ona aleyh o şeylere. Min ilmimâ o şeylerin bilgileri ki kâne yekûnü oluyor, olacak. Daha ve mâ kâne geçmişte olmuş. Olmuş, olacak. Ne varsa öğretti bunları da kattığın zaman aklına, aklının zaten genişliğine ve kemaline ve mükemmeliyetine ilaveten Allah Teala'nın kimseye öğretmediklerini öğretmesini de göz önünde bulunacak da ve acayip bir kudreti Allah Teala efendim kudretin acayiplikleri yani miraca çıkarttı onu gökleri gösterdi cenneti gösterdi yani Allah'ın gücü nelere etmez ne acayip ilginç, akılları hayret verir. Yani insan görse bayılır düşer öyle melekleri falan. Onların kudret eserlerinin hepsini ona gösterdi. Sen daha köyündeki dağı bilmiyorsun. Ve azimi melekuti allah Teala melekutunun yani bu alemin manevi tarafı. Gökler, göklerin arkası, arş-ı ala, levh-i mahfuz, beyt-i mamur. Yani bunları gösterdi. Ve kedel Göklerin yerlerin arka planını İbrahim'e gösteriyoruz diyor. E efem Aleyhisselam, sonsuz İbrahim aleyhisselam'dan daha üstün. O nasıl görmez? ya e, bunları da gösterince ne oldu? Ne onun aklına erişiliyor? Ne onun ilmine erişiliyor? Ne onun mucizelerine erişiliyor? Evet. Böylece Mevla Teala buyurdu ki işte bunu da bir ayetle bitiriyor. Kale Teala Rabbimiz vurdu ve Evet. Allah sana öğretti. Malem tekun talem bilmediklerini sana öğretti. Bilmediklerini sana öğretti. Yani yani ama Herkese bilmediği bir şeyleri öğretti. Biz de bebektik bir şey bilmiyorduk. Biz de bir şeyleri öğretti. Ama vekâne fazlullahi Allah'ın lütfu kerem oldu. Aleyke özellikle sana azıma. Çok büyük oldu. Yani benim sana iyiliğim kimseye yapmadığım kadar büyüktür. Allah Teala küçük bir şeye büyük demez. O büyük diyorsa ne kadar büyüktür. Herkese lütfu var ama sana lütfum çok fazla büyük oldu. Onun için harat şaşkına döndü. El okulu akıllar fi takdiri fazlihi efendim Allah'ın ne kadar lütuf yaptığını takdir ve hesap etmekte aleyhi habibine ne kadar lütfetti acaba? Bütün dünyanın akıllıları şaşkına döndü. Efendimiz'e Allah ne kadar lütfettiğini henüz bitirmiş bitirmiş bitirememişler ve har, ve kariset e, efendim savra döndü dilsize döndü ve kariset dilsiz oldu el el sünü lisanlar ağızlar diller konuşamaz oldu düğüne vasfin onu nitelemek hususundaki yuhitu e, kavrayacak bizalike onun hakkındaki bütün faziletleri kavrayacak bir niteleme yapalım onu bir tarif edelim ya onu nasıl bir tarif edelim ya Kaste-i Bürden İmam bu sihir yani okurken mana aleminde Mustafa Efendi dinlerken şiiri o gece yazarken şiirleri kaste Yani ne dedi? Efendim e, geldi durdu fe meblegul fi ennehu beşerun. Yani son konuşacağımız şey insandır. Melek değil. ilah değil. E şimdi ileride yarım satırla ne yapması lazım? Bir niteleme yapması lazım. Hepsini içeri alacak. E diyemedi. Çünkü ne yarım satır ne bu satır kitaplara sığmaz. Onun vasıfları. Ben ne yapacağım? Ne mümkün vasfı olun bak oğlu Habibi. Ana vasfı hemen Allah garibi diyor. İsmet Baba Garibullah Hazretleri. Yani onu nasıl tarif edeceğiz? En yakının Mevla onu tarif ediyor. Bize mi kalmış diyor. Yani senin hüsnü cemalinle bütün alem ziya olmuş. Ne haddim seni nimet etmek. Kimet dahin huda olmuş diyor. Yani Allah seni met edeyim. Şimdi ben nereni sana seni nasıl met edeyim? O zaman diller dilsiz olmuş. Akıllar şaşkın olmuş. Kimse onu tarif edemez. Nasıl Allah'ın hakikatine vakıf değiliz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatini de anlayacak kadar akla ve ilme malik değiliz. Ee, evda yahut yenteyi e, yani o niteleme e, nihayet bulacak. Efendim ileyhi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i vasfetmek hususunda e, onun tarif etmekte bir vasıf ki efendim nihai noktaya yenteyi ulaşacak ileyhi onun hakikatine e, ulaşacak bir niteleme yapmaktan diller tutuldu, akıllar bocaladı. Sallallahu aleyhi ve selleme kimsenin eee ulaşamayacağı anlaşıldı. Kendisi faziletine değil, onu anlamaya bile ulaşamayacağı anlaşıldı. Ne dedi Üveysel Karani? Üveysel Karani diyorsunuz hani meşhurdan. Resulullah Efendimiz göremedi. Ne dedi? Hazreti Ebubekir ve Ömerle evelle Ömer buluştuğunda radıyallahu tealahu siz dedi Resulullah'ı anlayamadınız dedi. Kaç, onda birini mi? Binde birini bile anlayamadınız dedi Hazreti Ömer'e. dediler ki bu Bekir de mi anlayamadı? Bu Bekir de binde birini anlayamadı dedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir peygamberlik ilmi verilmiş ki ilmi nübüvvet. Ona ilmi ala deniyor. En büyük ilim. Peygamberliğin gerçek ilimleri Ebu Bekir Sıddık'a bile verilmemiş. Çünkü peygamber değil. Onun için ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bana öyle önemli, gizli, acayip e, ilimler öğretildi ki efendim aklınız almaz. Hz. Ebu Bekir'e bile ondan biraz açsam onun bile aklı almaz diyor. Demek ne ilimlerle gitti ne ilimler kendine has idi ve özelleştirilmiş idi. Açıklaması da gizliydi veya yasak idi. Biz onun nasıl yetişeceğiz? Ancak onu seveceğiz. Onu anlatacağız. Bu şifa Şerif onun kitabıdır. Bu şifa Şerif'in kitabı da dertlere devadır. Bulunduğu gemi batmaz bulunduğu araba kaza yapmaz. Bulunduğu yerde musibet vurmaz. Bulunduğu dükkanda ticaret eksik olmaz. şifa Şerif Osmanlı baskısı. Böyle aynı Kur'an kadar 600 küsur sayfa. Şifa-i Şerif adı üstünde. Maddi manevi dertlere şifa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşşafi, şifa veren ismi var. Okurdu hemen bir insanın gözünü takardı, çıkmış gözü. Çıkmış kolu takardı, kırılmış kolu yapıştırıldı. Eşşafi ismi. şifa Şerif onun kitabı. Ondan bahsediyor. Ondan bahsettiği için dertlere deva oluyor. Şimdi önümüzdeki derslerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne huylarını, ne faziletlerini, ne ahlakını, ne mucizelerini dinleyip dinleyip bitiremeyeceğiz inşallah. Onun için şifa Şerif sohbetlerinden ayrılmayalım. O Resulullah'ın hatırı için dersleri bırakmayalım. Herkese mesaj çekelim, bildirelim. Ve herkese dersleri kaçıranlara internetten mesela tekrarlarını takip ettirelim. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Mühammed, ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil alemin. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا